Shiba üzerine konuşacağız. Şu anda INB kripto üzerindeyiz. Shitcoin için genel fiyat tahminlerini değerlendireceğiz. Tabii oldukça uzun bir haber mevcut. Bunu zannediyorum farklı videolara bölmek suretiyle kimi kısmında geçerek üzerinde duracağız ve uzun vadeli fiyatları ne kadar mantıklı, ne kadar değil vesaire bundan bahsedeceğiz. Şöyle o zaman baştan bir başlayalım. Shiba oyunu fiyat tahmini. Shiba'nın fiyatı 4.017 dolara ulaşacak mı? 4.017 dolar dediği bu arada önemli bir noktadır. Bir kere ben bunun altını çizmek istiyorum. Çünkü 17 dolar pozisyonu şu anki yükselen trendin haftalar içerisindeki minimal zirvesini ifade etmektedir. Gerekli kırılımları yapmasıyla beraber mevcut yükselen trendini ortalama bir önceki 14'lerin üzerinden ziyade minimal 4.017'lere, maksimalde 4.02'lere kadar yeniden yüksek bir düzeltme yapmadan sürdürmesi beklenmektedir. O yüzden önemlidir. Shiba Inu fiyat tahmini. SHIB fiyatı son 24 saatte %2.73 arttı. Shiba Inu, SHIB diyor 2023'te 4.017 doları görebilir. Ya yani manipülatif konuşmanın çok anlamı yok. 2023'ün genelini değerlendirirsen 4.017 doların üzerlerini de görebilir yani. Shiba Inu'nun en düşük senaryosu için fiyat tahmini 2023'te SHIB'in 5.065 dolar olacağını tahmin ediyor. Peki. Shiba Inu'nun önceki tüm zamanların en yüksek seviyesi 28 Ekim 2021'de SHIB'in 4.086 dolar olarak fiyatlandığı yerdi. Ben sanki 88 diye hatırlıyorum ama bakalım, evet 88'lermiş, iğnelerle buraları da aşmış. Tabi bu da bu sezonki minimal ATH noktasının 3.01'li fiyatlarla karşımıza gelmesine sebebiyet vermiştir. Psikolojik olarak doğrudur. Psikolojik olarak Bitcoin'in biraz 100 bin dolar ya da XRP'nin 5 dolar beklenen ATH'ına benzer. Bence 3.01'li fiyatlar sezon içerisinde gayet iyi ve ulaşılabilir noktalardır diye düşünüyorum. Shiba Inu'nun geçen hafta aynı zamanda fiyatı diyor 5.073 dolardı. Geçen hafta %11.75 oranında hareket etti ve şu anda 82 dolarda. Aslında son 24 saatte SHIB %2.73 arttı. Kripto piyasasının hafif bir düşüş hissi var. Yok, şu anda kripto piyasasının tabi BTC biraz akümülatif davranıyor. Fakat altcoin'ler geneline baktığımızda ciddi fon akışları olduğunu anlayabiliyoruz. O yüzden Shipcoin gün içinde de konuşmuştuk. Her ne kadar 8 pozisyonlarına düz geri çekilmeler gerçekleştirebilecek olsa da buralardan güçlü bir tepki alarak yeniden bir 85 denemesi kısa sürede gerçekleştirebileceğini düşünüyor. Bununla birlikte diyor uzun vadeli duyarlılık yükselişini sürdürüyor ve SHIB 2024'te 4.032 dolara ulaşabilir. Minimaldir bu. Bakın ya, minimal dediği şimdi şöyle. Önceki videolarda da anlattım. Çok kısa altını çizeyim. 2023'te Shipcoin'deki beklenti BTC'deki yükselişi takip et. Uçup kaçma ama Bitcoin'deki yükselişi takip et. Ne zaman ki 2024 ilk çeyrekte beklediğimiz Bitcoin ATH'ı verdi. İşte ondan sonra BTC ile de birlikte ayak uydurarak o meşhur katlama oranlarını ver. Şu anda beklenti bu. Bu yüzden 2024 yılının içerisinde SHIB'in ATH'a gitmiş olması beklenmektedir. Tamam. Bu makaleyi yazarken diyor Shiba Inu'nun toplam dolaşımdaki arzı şurada gördüğünüz kadardı ve Shib'in piyasa değeri de diyor 4.8 milyar dolar. 589 trilyon falan. Fakat dolar değil tabii ki, Shib adeti olarak değil mi burası? Tamam, devam edelim. Shiba Inu hakkında. Shiba Inu genel bir bakış. Merkezi olmayan bir meme token olarak başladıktan sonra Shiba Inu topluluğunda tutarlı bir büyüme kaydederken ekosistemini büyük ölçüde geliştirdi. Doğru, bu arada çok ciddi geliştirdi. Shiba Inu, Dogecoin'in sembolü olarak da kullanılan orijinal Japon köpek ırkıdır. Shiba Inu, Ağustos 2020'de Ryoshi adlı isimsiz bir kişi tarafından yaratıldı. Tıpkı Nakamoto meselesi gibi. Meme token'ın başlangıcı kurucu Ryoshi tarafından tasavvur edildiği gibi merkezi olmayan topluluk oluşturmayı hedefliyordu. Yıllar içinde bu değerler sayısız projenin temelini oluştururken Shiba ordusu büyümeye devam etti. Doğru, birincisi
Zaten şu an proje odaklı olarak büyüme doğrultusunda hiç değilse meme coinler içerisinde aynı zamanda en büyük fayda coinidir Shiba. En büyük geliştirmeleri yapmışlardır. İki, yine bununla da bağlantılı olarak Ryoshi diyor ya, merkezi olmayan bir ekosistemden bahsediyor ki Kusama da sürekli adından bunu söyleyip duruyor. Bitcoin'den sonra ilk kez en büyük oranda bir topluluk coin'i ve gerçekten merkezi olmayan bir sistem oluşturabilmeyi amaçlamışlardır. Shibarium'un sürülmesiyle ve Shibarium'un gelişmesinin, işte geliştirmelerin vesaire tamamlanmasıyla tamamıyla yatırımcılara, Shibarium'u kullanacak şirketlere, isteyen geliştiricilere ayrılarak ekibinde doğrudan tıpkı Bitcoin'de olduğu gibi üzerindeki Kusama ya da ekibin, mevcut geliştiricilerin, merkezi yapının tamamını egale etmeyi, hepsinin istifasını ve tamamıyla halka arz yöntemiyle hareket etmeyi içermektedir. SHIB ordusu meselesine gelince, SHIB coin üzerindeki talep çok yüksek. Daha bugün konuştuk. SHIB coin an itibariyle Doge'u bile geçerek ve BTC'ye dahi çok fazla yaklaşarak, Ether'i de geçerek ABD'nin en popüler ikinci kripto para birimi, en revaçtaki ikinci kripto para birimi haline geldi diyebiliriz. Token'ın geliştirme faaliyeti öndeki son büyümesi ve çizelgeleri göz önüne alındığında birçok kişi Shiba Inu'yu Dogecoin katili olarak görüyor. Shiba'yı yaratmanın arkasındaki mantık havlu kağıdından daha iyi anlaşılabilir diyor. Şunu söyleyeyim size, Dogecoin katili muhabbeti tabii dilden dile dolaşmıştır ve bu yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermiştir. Ben bunu size açık açık söyleyeyim. Şöyle yanlış anlaşılmalar, bugün küçük yatırımcı, hatta haber siteleri bile bunu bu şekilde, yanlış bir şekilde pompalıyor. İşte Shiba Dogecoin'i öldürecek. İşte ne bileyim, Shiba çok yüksek arttı, o yüzden Dogecoin artmadı. Ya da ne bileyim işte, Peep Coin yükseliyor, Shiba ve Dogecoin tehlikede. Hayır, böyle bir şey yok ya. Bunların üçü hem kısa vadede korelasyon taşır, aynı zamanda uzun vadede de birbirlerini desteklerler. Önceki günlerde bunun sebeplerini, delillerini, her bir tanesini hem teknik yapıdan hem de yapılan açıklamalardan vesaire uzun uzun ele aldık. O yüzden burada uzatmıyorum. Ama dediğim gibi bu yanlış algıdan kurtulmak lazım. İşte Dogecoin Shiba'yı yok eder falan. Bu mantık doğru olsa altcoin diye bir kavram olmazdı bile zaten. İlerleyen videolarda haber üzerinden değerlendirmeyi sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.